Zhou Hanedanı'nın son yüzyıllarında toplumun sosyal girişimi ile birlikte bencillik arzusu artmıştı. Xia, Shang ve Zhou Hanedanı'nın erken dönemlerinin imparatorlarının o eski yüksek erdemlerinin yerini kişisel menfaatler almıştı. Bunun sonucunda devletler arası ilişkiler çok hareketliydi ve birçok savaş meydana gelmişti. İşte bu dönem boyunca Çin'de birçok bilgi ortaya çıkmıştı. Laozi'nin Taoist öğretisi Dao yolu, bir kişinin gerçek benliğine nasıl dönebileceğini gösterirken, Confucius öğretisi ise insan davranışları için ahlaki standartları gösteriyordu. Confucius, Çin'de Kongsi olarak bilinmektedir. Gerçek ismi Kongchui'dir. Confucius'un annesi 18 yaşındayken 66 yaşında bir memur ile evlenmişti. Confucius 3 yaşındayken babası vefat etmişti. Çok yetenekli biri olmasına rağmen çok fazla tanınmıyordu. Çok saygı duyduğu Laozi'yi ziyarete giderdi. En alt seviyedeki işlerde devlet için çalıştı. Büyük baş hayvan ve tahıl ambarı yöneticisiydi. 51 yaşındayken yüksek seviye devlet memurluğuna atandı. Ülkeyi yönetirken yardımseverlik prensibini savundu. Fakat maalesef politik felsefesi hükümdarlık tarafından benimsenmedi. Bunun sonucunda Confucius'un istifa etmekten başka çaresi kalmamıştı. Tüm dünyayı dolaşarak kendi insancıl düşüncelerini savunmaya devam etmeye karar verdi. Politik felsefesi o sıradaki istikrarsız politik durumlar nedeniyle soylular arasında kabul görmedi. Buna bağlı olarak Confucius ana vatanına dönerek kendini eğitime adadı. Özel okullar kurarak birçok öğrenci aldı. Yoğun çabasıyla birlikte öğretisi sivil halka yayıldı. Çin tarihindeki ilk eğitmen olarak kabul görmektedir. Öğretisinde dört bakış açısı bulunuyordu. Bilgi ve öğrenme, kelimeler ve davranışlar, sadakat ve affedicilik ve doğruluk. Ayrıca dört yasak belirledi. Varsayım yok, rastlantı yok, inatçılık yok ve kibir yok. Nadiren kişisel menfaatler hakkında konuşurdu ve eğer bu konu ortaya getirilirse bunu her zaman kadere, hayırseverliğe ve erdeme bağlardı. Öğrencileri sıkıntı ve zorlukları ele almadıklarında onları aydınlatırdı. Confucius eğitime büyük katkı sağladı. Halktan insanlara eğitim uygulayan ilk eğitmendi. Zengin ya da fakir sınıftan olması fark etmeksizin 3000'den fazla öğrencisi vardı. Gerçekten öğrenmek isteyen herkes Confucius tarafından öğrencisi olarak kabul ediliyor ve her biri eşit eğitim fırsatı elde ediyordu. Öğrencilerine nasıl iyi birer insan olacaklarını öğretiyor ve kişisel olarak onlara uygulatıyordu. Öğrencileri ve sonraki nesiller onun doğruluğundan, iyiliğinden, alçak gönüllülüğünden, nezaketinden ve ülkesine bağlılığından derinden etkileniyorlar ve diğer insanlara şefkat gösteriyorlardı. Confucius'un en iyi bilinen yazıtı Confucius'tan Analektler'dir. Confucius en büyük bilge ve öğretmen olarak hatırlanmaktadır ve öğretileri o günden bu yana Çinli insanları etkilemektedir.